Hem ben onu niye özleyeyim ki? O beni özlesin. Sen iyice garip davranmaya başladın. Garip mi? Neden? Ya bir özlüyorsun bir özlemiyorsun. Bence sen onu özlüyorsun. Ya siz boş versenize beni. Ya ama biz sadece iyi davranmadığını söylemeye çalışıyorduk. Ya bazen insan bile bile yanlış yapar işte. Ya ben böyle mutluyum, iyiyim. Ya siz beni boş verin. Sen bilirsin. Bakın orada oturuyorlar. Ya ben gidip bir selam. Hayır hayır, sakın öyle bir şey yapma. Niye? Adam orada. Hayır ya, beni yalnız bırakma. Şu anda onunla konuşacak halim yok. Bari gitmeyelim de görmesinler. Çok sağ ol. Bakıyorlar mı abiciğim, hala oradalar mı? Bilmiyorum kardeşim. Ben de bakamıyorum. Ya abi kusura bakma ama ben sevgilime selam vermeye gideceğim ya. Saçmalama Erdem ya. Sen gidersen ben burada yalnız kalırım, biterim abi. Saçmalama. Ne yapacağız abi o zaman? Ne yapacağız abi? Biraz daha bekleyeceğiz. Sonra bir çaresini bulacağız. Onlar niye gelmiyor yanımıza? Ne bileyim abiciğim. Selin de benim yaptığımı Leyla'ya yapıyordur belki. Fettan o, fettan. Neyse derse girdiğimizde ben konuşur düzeltirim. Abi sağ ol. 10 numarasını ya. Abi gitmiş bunlar. Her şey o kadar güzel gidiyordu ki Aslı'cığım. O kadar güzel gidiyordu ki. Hindistan cevizi çekirdeğini dolduramayacak bir şey yüzünden terk edip gitti. Ay vah vah. Çok üzülüyorum gerçekten ama biliyorsun bu işler nasip yani. Üzülme bu kadar. Ben onu nasıl unutacağım Aslı'cığım? Nasıl unutacağım? Bazen diyorum ki kendime. Gideyim. Londra Kulesi'ne kapatayım kendimi, Burak'ı unutayım. Londra Kulesi mi? Ay, o nereden çıktı? Burası ne olacak hem değil mi canım? Ben aşkı avucumdan kaçırmışım. Ay ben ne yapayım bu okulu? Ne demek ne yapayım canım? Ne demek bana ne? Eşek yüküyle para verdik biz buraya ablacığım. Yani şey diyorum canım, yani Londra Kulesi'ne falan ne gerek var? Teyze gideceksin oralara bir sürü para. Burada bizim mis gibi bir kız kulemiz var. Gideriz oraya beraberce. Burada unutursun Burak Bey, ha? Unutamıyorum. Unutamıyorum. Ay, ay gözümün önünde, burnumun dibinde çalışıyor. Ay onu her gördüğümde anılarımız canlanıyor gözümde. Ah canım. O zaman kov gitsin canım. Yani böylece gözünün önünde olmaz. Kov gitsin. Asla olmaz. O zaman büsbütün tamamen kaybederim. Şimdi ne kadarını kaybettin yani? 50-50 yarısı mı gitti? Ben onu dük yapacaktım Aslı'cığım. Dük. Selena denen o sarı cadı yüzünden beni nasıl terk eder ya? Nasıl terk eder? Yani çok enteresan bir şey biliyor musun? Buraya yani kim geldiyse böyle müdüre olarak hepsi gidip bu Burak Bey'e tostladı niyeyse. Yani anlamıyorum ki ne var bu adamda yani? Bürokratik böyle şeytan tüyü mü var acaba? Ha öyle bir cazibe mi var ki? Ah canım üzülme bu kadar ne olursun. Bak toparlanman lazım ama böyle falan ağlama. Ya, aklıma ne geldi biliyor musun? Hani sen geçenlerde bana bir şey söylemiştin böyle mağazanın birinden 5000 YTL'lik bir hediye çeki vermişler sana. Gidip onu harcayalım kafaları dağıtalım ha. Aslı'cığım alışveriş yapacak hiç havamda değilim yapamam. İşte ben de o yüzden diyorum biraz böyle kafan dağılır o havaya girersin yani ha. Bana bak. Prens Charles da öyle söylüyor ha. Değil mi Charles? Ha söylesene canım. Evet. Aa, duydun mu? Evet dedi. Ama Prens Charles Türkçe bilmez ki. Nasıl evet dedi? Ay, alemsin yani sen de. Yani fotoğrafın konuştuğuna inanıyorsun ama Türkçe konuştuğuna inanmıyorsun öyle mi? Hayatım ben de örnek olarak söylüyorum zaten. Yani adamcağız burada olsaydı senin bu durumuna çok üzülürdü. İnan bana toparla kendini Almula derdi. Bir yıl önce toparla alışverişe çık falan öyle şeyler derdi bence. Galiba öyle derdi. Evet hadi o zaman başlayalım bir an önce işimize değil mi? Burak Bey'e ait olan her şeyi atacağız kurtulacağız tamam mı? Mesela ne var? Bu kalemi Burak almıştı. Ha at gitsin. Dur bakayım versene bir. Güzel kalemmiş bu. Neyse ben senin için bunu giderken çöpe atıveririm canım tamam mı? Başka ne var? Başka bir şey yok. Emin misin? Onu da mı atacağım? Herhalde yani. Ay,
Adam kazık gibi karşında duruyor, sırıtıyor. Nasıl unutacaksın onu atmazsa? Hadi bakayım pencereden aşağı. Yoluna gitsin hadi. Elveda Burak. Elveda Burak. Hoşça kal Dük. At gitsin at. Bak hala sırıtıyor adam. At gitsin canım. Elveda. Bu ne ya? Aa, Burak Bey. Burak Bey. İyi misiniz Burak Bey? Hay Allah. Damdan düşüp. Kafası patlayanı duymuştum ama damdan düşüp böyle şey olan, yamyası olanı ilk defa gördüm yahu. Hay Allah. Ay Burak Bey, acaba suni teneffüs yapsam şişip eski haline döner mi? Bilmem ki. Yok yok, ben bunu en iyisi alıp almın alıma götüreyim. Tabii canım, en güzeli o. Hay Allah, Burak Bey kalın benimle, sizi kurtaracağım. Burak Bey için benim. Şöyle derin bir nefes al. Bak bitti işte, bitti her şey. Nasıl hissediyorsun kendini? Ha, iyisin değil mi? Bilmem. Ne demek bilmem? Gayet iyisin. Bak böyle yüzüne, yanaklarına falan renk geldi. Pespembe oldun. Öyle mi? Öyle tabii. Resmen şey oldu böyle. Hadi alışverişe çıkalım, rengi geldi yüzüne. Hadi. Gidelim bari. Ha, şöyle hadi canım hadi. Al çantanı, yürü gidelim. Çabuk çabuk çabuk. İyi günler Almalı Hanım. Gelininiz hazır, onu teslim etmek için. Gelinim. Aslıcığım, görüyor musun şuna? Gelinliğimi bile sipariş etmiş. Hayır, kardeşim ne yapıyorsun sen? Kadın acısını unutmaya çalışıyor. Yaptığın şey bak. Al şunu, defol, çabuk defol. Üzülme, onu tutacağım. Majesteleri Burak Bey, candan aşağı düşürmüşsünüz. Ben de aldım getirdim. Şunun tatlılığına bak Aslı. Bu benim biricik kocam, evimin dükkü olacak. Sen mahsus mu yapıyorsun ha beynim? Seni atacağım şimdi pencereden aşağı. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.